Gülüşünden sinemaya bağlandığımız, bize anneliği hissettiren elma yanaklı tonton Hafize anamız Adile Naşit'in hayat hikayesi bu. Hababam sınıfında okul ziliyle merdivenlerden koşarak inen Hafize anamız, neşeli günlerin inatçı turşucusu Saadet Hanım, Adile teyzemiz, canımız, bir dönemin çocuklarını uykudan önce masallarıyla büyütmüş kadın Adile Naşit. Biricik oğlunun yokluğunun pansuman olarak kendini çocuk sevgisine adadığından mıdır bilmem, sadece ekranda gördüğümüz bu kısa boylu, tonton kadını hepimiz anne bildik muhtemelen. O bizim Hafize anamız oldu. O ağlarken gülüşüyle acılarımıza perde oldu. Belki de İşte sadece bu yüzden çok sevdik biz Hafize anamızı. Çünkü o her çocuğu kuzucuğu olarak sevdi ve sevgisini hissettirdi. Adile 17 Haziran 1930'da doğduğunda tiyatro oyuncusu annesi Amelia ve komedyen babası Naşit Özcan kızlarına Adela Özcan adını verdi. Annesi anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'du. Adile mesleğini doğuştan seçmiş olabilirdi. Çünkü sanat dolu bir ailede büyüdü. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi de zamanının meşhur kantocularından Küçük Vercin'di. Abisi Selim ve yıllar sonra evleneceği Zeki Keskiner de bir tiyatro sanatçısıydı. Adile ailesiyle huzurlu bir çocukluk geçirdi. Ancak öğrenim hayatını 14 yaşına geldiğinde sonlandıracaktı. Onun serüveni gencecik bir kızken başladı. Adile 14 yaşında okulu bıraktı. Çünkü babası ölmüştü. Hayat artık buruk bir eğlence olacaktı onun için. İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Sinema dünyasını güldüren babasının yansıması olarak sahnelerde olacaktı artık Adile. Halide Pişkin Tiyatro grubuyla ilk kez her şeyden biraz oyuncularından biri olarak çıktı sahneye. Enerjisi mükemmeldi. Babasının kızıydı. Gülen yüzüyle hafızalara kazınacağı aslında bu ilk adımla kendini göstermişti. Sadece onayı için zamana ihtiyaç vardı. Oynadığı ilk oyundaki performansıyla İstanbul turnesine çıkan Adile, sonra da Muammer Karaca Tiyatrosu'na girdi. Adile aslında en çok utangaçlığı ve mütevaziliğiyle seviliyordu. Yoksa oyunculuk yeteneği zaten onun kanında dolaşıyordu. 1948'de Adile artık 18 yaşına gelmişken, Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları bir tiyatro grubuyla turnelere çıkmaya başladılar. Adile artık profesyonelleşiyor ve de ünleniyordu. Bu birliktelik 3 yıl devam edecekti. 1954'te Muammer Karaca Tiyatrosu'na döndü ve 1960'a kadar burada kalacaktı. Adile tiyatro sahnelerinde oyunculuğuyla göz dolduruyordu. Sinemaya da adım atması kaçınılmaz olacaktı elbet. 1947'de Seyfi Havaer'in yönetmenliğinde Yara filmiyle sinemaya ilk adımını attı. Bu ilk adımdan sonra 1948 yılı Adile'nin dönüm noktası olacaktı. Lüküs Hayat ile 1948'de Kendine Has Gülüşü yarattığı karakter beğenileri üzerine toplamıştı. Artık Türkiye'nin sevgilisi Adile olmak için Tabela Köprü'den önceki son çıkışı gösteriyordu. Adile kendisi gibi oyuncu olan Ziya Keskiner'le gönülden kurduğu bağdan sonra 1950'de evlendi. Adile ve Ziya birbirini seviyordu ve mutluydu. 1952'de ilk ve tek çocukları olan Ahmet'in aralarına katılmasıyla mutlulukları perçinlendi. Sağ yanağında karakteristik bir benle doğan Ahmet, onları çekirdek aile yapmıştı. Ahmet büyümüş, okullu olmuştu. Mutlu ailenin üzerine ilk gölge Ahmet 2. sınıftayken düştü. Çünkü rahatsızlanması sonucu hastaneye götürdüklerinde kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendiler. Ahmet uzun yıllar okula gidemedi. Dışarıdan bitirme sınavlarına giriyordu. Böyle böyle ortaokula kadar gelmişti. Ortaokulu bitirme sınavı sürecinde Ahmet'in kalbi ciddi bir şekilde rahatsızlanmıştı. Ve doktorlar onun ameliyat olması gerektiğini söylüyordu. Ancak bu ameliyat o zamanlar Amerika'da yapılıyordu ve ne Adile'nin ne de Ziya'nın masrafları karşılayacak gücü vardı. Adile Naşit sanat camiasında çok sevilen biriydi. Sanatçı dostları yetişti imdatlarına. O dönemde gerekli miktar 100 bindi. Sanat camiası, tiyatrolar, gazeteler ayaklandı. İstanbul tiyatroları bir gecelik gelirini bağışladı. Üstüne bir de gece yarısı tiyatrosu düzenlendi. Dönemin gazeteleri de paranın kalanını denkleştirmek için kampanyalara başlattı. Nihayet Ahmet ameliyata gönderildi. Aslında Ahmet'in ameliyatı çok iyi geçmişti. İyileşecekti. Ama ameliyat sonrasında bir gün beklenmedik kötü bir sürprizle Ahmet komaya girdi.
Bu bekleyiş annesi ve babası için derin bir sessizlikti. 16 Haziran 1966'da Ahmet gözlerini artık bir daha açamayacaktı. Girdiği komadan hiç uyanamadı. Üstelik yarın annesinin doğum günüydü. Adile Naşit oğlunun ölüm haberini İzmir'de bir oyunun öncesinde aldı. Yıkıldı, kahroldu ama gözyaşlarını içine akıtmayı tercih etti. Aldığı haberin yıkıcılığına rağmen her zamanki şen kahkahasını yüzüne maske edip sahneye çıktı ve seyircisini güldürdü. Bugün tüm hayatının değişeceği gündü. Bizleri güldürmeye bugün bile devam eden Hafize Ana'nın kahkahalarının ardında oğlunun hasreti ve yasının ilk günkü tazeliği vardı. Oyun bitiminde İzmir'den İstanbul'a döndü. Perişan haldeydi. Yeni bir hayat onu bekliyordu. Adile bir daha asla uçağa binmeyecek ve doğum gününü kutlamayacaktı. Kendini tiyatroya, sinemaya ve çocuklara adadı. 1961'de kocası Ziya ve abisi Selim ile Naşit Tiyatrosu'nu kurmuşlardı ancak bu tiyatro sadece 2 yıl kaldı. 1963'te Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu'na katıldı. 1975'e kadar burada kalacaktı. Tiyatro oyunlarının yanında müzikallerin de aranan yüzü olmuştu. Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Saz'ın Bülbülleri, Neşe-i Muhabbet en çok beğeni topladıklarındandı. Adile Naşit'in sinemaya girişinin evveliyatı olsa da 1970'ten sonra filmlerde daha sık görülmeye başladı. 1976'da İşte Hayat ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Sinemada Ertem Eğilmez yönetmenliğinde Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam sınıfından uyarlanan seride Hafize Ana ile Türk halkının evinden biri oldu. Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet en çok çalıştığı iki yönetmen olacaktı. Münir Özkul ile başrolleri paylaştığı filmlerdeki anne karakteriyle daha da ünlendi. İçinde yara olan anneliğinin kabuk bağlamasına hiç izin vermedi. O yarayı hep kanattı. Çünkü biliyordu, bir acı ancak böyle mutlu ederdi insanı. 1980'de TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün, Adile Naşit'e uykudan önce programını teklif etti. Artık Adile Naşit, her gece sessiz evinde oğlunun fotoğrafına bakarak ona anlattığı masalları kuzucuklarına, yani o dönemin çocuklarına televizyondan anlatacak ve hikayeler okuyacaktı. Tek kanallı televizyon döneminde bu program Adile Anne'nin kuzucukları tarafından çok beğenildi. Hayat aşkla bağlandığı ve yaralandığı yerde tutar insanı ve sen o yörüngede dönmek istersen asla çemberin dışında kalmazsın. Üstelik ödülün de vardır. Her insanın ödülü elle tutulur, gözle görülür bir takdirle sunulmaz belki ama Adile Naşit'e sunulmuştu. Tiyatro oyunları ve sinema filmlerinde yarattığı anne karakteri, kendine has özelliklerini doğru bir şekilde aktarımı onu Türk sinemasının unutulmazları arasına kattı. Üstüne bir de kuzucuklarının sevgisi vardı. Bu karakter onun 1985'te yılın annesi seçilmesini sağladı. Bu onun hayattan aldığı en güzel ödüldü. Adile anne sevdiklerinin ölümüne şahit olmuş insanlardan biriydi. Bu onun belli ki kaderiydi. Temmuz 1982'de kaybettiği biricik oğlunun babası sevgili eşi Ziya Keskiner öldü. Bu ölümün ardından 16 Eylül 1983'te Adile Naşit Cemal İnce ile gizlice evlendi. Özel hayatını her zaman saygılı ve gizli yaşadı. Adile anne bağırsak kanseri olmuştu. Kanserle savaşırken de mesleğini ve çocukları asla ihmal etmedi. Ancak bünyesi savaşı kaybetti ve o 11 Aralık 1987'de öldü. Adile anne yaşamın hakkını vermiş, her kalbe sevgiyle dokunmuş ve 52 yaşında oğlu ve kocasına kavuşmuştu.